Eğer bir anne veya bir çift daha doğrusu ikiden fazla gebelik kaybı ile karşılaştılarsa tekrarlayan gebelik kaybı diyoruz. Tekrarlı gebelik kayıplarında yönetim şu şekilde oluyor. Kaybın nedenini anlamak lazım öncelikle. Neden bu bebeğimiz kaybedildi, kalp atımları durdu gibi. Özellikle 10 haftanın altında en önemli etkenlerden birisi kromozomal sorunlar. Bebeğe ait kromozom bozuklukları tekrarlayan gebelik kaybının bir nedeni olabilir. O yüzden mümkünse düşük materyalinden değilse anne babadan periferik kandan kromozom analizi yapmak gerekir. Tekrarlayan gebelik kayıplarının başka bir nedeni rahim ağzı yetmezliği, servikal yetmezlik gibi durumlar olabilir. Eğer servikal yetmezlik durumu varsa rahim ağzını desteklemek gerekir dikişle ve hormonlarla takviye etmek gerekir. Başka bir nedeni bizim trombofili dediğimiz pıhtılaşma sorunları. Normalde bazı pıhtılaşma sorunları anne olmadan önce hanımlarda hiçbir soruna sebep olmuyor. Ama gebelikte ayrıca pıhtılaşma eğilim olduğu için pıhtılaşma faktörlerinin yapımı artıyor. O zaman plasentanın altında pıhtılar oluşuyor. Öyle olunca da bebeğin ihtiyaçları geçemiyor bebeğe ve bebeklerin kalp atımları duruyor, kaybediliyor. Pıhtılaşma bozuklukları var mı yok mu? Bunların da araştırılması gerekir. Tiroid bezinin çalışmasıyla ilgili az veya çok çalışması ya da progesteron hormonunun yeteri kadar salınıp salınmaması hormonal nedenler de tekrarlayan gebelik kaybının bir nedeni olarak karşımıza çıkıyor. Bunları da göz önünde bulundurmak lazım. Bütün bunları araştırdıktan sonra eğer bir şey bulunabilirse, diyelim ki pıhtılaşma sorunu bulduk. O zaman gebelikte kan sulandırıcı ilaçlar kullanmak lazım. Rahime ait sorunlar bulduk diyelim. Rahim ağzı yetmezliği. O zaman rahim ağzını güçlendirmek lazım. Ya da rahimde perde bulduk. Onu tedavi etmek gerekir daha çok yer açmak için. Ya da hormonal sorunlar bulduk. Bunları düzeltmek lazım. Yani tekrarlayan gebelik kayıplarında esas iş bunun nedeninin araştırılmasıyla başlıyor. O yüzden şunu belirtmek lazım. Tekrarlayan gebelik kaybı olan çiftler bir daha gebe kaldıktan sonra değil, daha gebe kalmadan önce eğer perinatoloji doktoruna gelirlerse önce nedeni araştırılır. Bir şey bulunabilirse de ona göre gebelikte planlama yapılır.